Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. 14. hafta. Geçen yılın 14. haftası bu. Evet, çevre denklemleriyle devre analizi anlatılmış. Bunları konuşursak bunları soruya çevirmek de mesele. Şunu zaten konuşmuştuk. Bu olaya hakimsiniz. Bunu geçen hafta anlattık. Peki bu 14. hafta dersler, bunları kaldıralım. Bu ders anlatımlarını da kaldıralım. Bu geçen senenindi. Buraya yeni bir ders Word doküman açalım. On dördüncü hafta endüstriyel kontrol sistemleri diyelim. Derslerde konuştuğumuz şeylere tekrar bir bakalım. Bunu kaydettik. Şunu kaydettiğim. Evet, bunu da kaydettik. Buradaki ödevde ne var? Matris form var. İki tane ödev verdik size. Değil mi? Evet hocam. Ödevlerinizi yaptınız mı hiç? Hatırlıyor musunuz? Ödev 1'i yaptım ama ödev 2 hocam. Bugün falan bakacağım ben. Tamam. Bir şey daha bakacaktım. Tam bunları konuştuk. Bayağı dolu dolu bir dönem oldu. Yani lisanstaki derse göre kıyaslarsak birkaç konumuz eksik. Yani bu dersi lisansta almış olsaydınız birkaç başlık eksik kaldı diyelim. Ya da işte size teorilerini anlatıp örnek çözülmezdi. O şekilde daha hızlı bir ders anlatımı olabilirdi. Bunu geçip ders notlarınıza bir bakayım tekrar. Yani ders kitabınıza bakacağım. Hızlıca. Orada da bir iki tane konu vardı. Onlara bakayım hemen. Evet, ders kitabı da
Aklımda bir konu var ama onun demleri bakayım karşılığı var mı? Bunu konuşmuştuk. Örnek yaptık. Yok hayır bu konuları anlatmak için altyapısı da biraz daha fazla olması lazım. Biz şöyle yapalım. Geçen haftaki ders notlarımızı açalım. Buralardan soru yazmayı deneyelim. Çoktan seçmeli soru kullanalım. Olur mu? Tamamdır hocam. Bakalım buradan. Şöyle bir şey yapalım. Şu diferansiyel denklem üzerinden bir tane örnek yazalım. Örnek olsun burası. Evet. Bunu takmadık. Öyle denelim. Bir iki tane örnek çalışalım birlikte. Üç bir diferansiyel denklem yazalım. 3D kare YT bölü DT kare artı 5 DYT bölü DT artı 2 YT eşittir RT verilen diferansiyel denklem için Laplace dönüşümünü yazınız. Laplace dönüşümünü bularak
dönüşümünü bulunuz. Transfer fonksiyonunu elde ediniz olsun. Evet, bunu nasıl yapıyoruz? Bu kolaydı, değil mi? Birlikte A şıkkını çözelim. Evet, nasıl çözeriz? Üç eş kare. Evet, 3 S Eş kare. kare. Y eş. Y S, tamam. Artı 5 5 Y eş. Y S artı 2 Y eş. 2 Y S eşittir R S'te, değil mi? R S aslında bizim girişimiz, Y S'te çıkışımızdı. Bizden transfer fonksiyonunu elde etmemizi istiyor. Transfer fonksiyonu ne demekti? YS bölü RS'i bulmamız gerekiyor. Burada YS parantezini alsam, tamam, Laplace dönüşümünü yaptım. YS parantezini alayım. Burada içeride ne kalır? 3S kare artı 5S artı 2 eşittir RS kalır. Yani bunu YS bölü RS şeklinde düzenlesem, YS bölü RS eşittir. Burası 1 bölü, değil mi? 1 bölü 3S kare artı 5S artı 2 olarak bana transfer fonksiyonunu verir. Var mı buraya kadar sorunuz? Yok hocam. Burası transfer fonksiyonu oldu. Benden karakteristik denklemini istese, B şıkkında sisteme diferansiyel denklemin karakteristik denklemini yazın dese, işte aşağıdakilerden hangisi karakteristik denklemidir? Karakteristik denklem nasıl bulunuyordu? Neydi karakteristik denklem? Paydasıydı, değil mi? Yani karakteristik denklem doğrudan transfer fonksiyonunun çözüm yazalım. Transfer fonksiyonunun geçen hafta konuşmuştuk ya bunu. Hatırladınız mı? Ders notlarınıza bakabiliyor musunuz? Daha önceki derslerde de anlatmıştık karakteristik denklem diye. Sistemin paydası, transfer fonksiyonunun paydası karakteristik denklemdi. Denklem gösterir. O da 3S kare artı 5S artı 2 eşittir 0 şeklinde yazılabilir. Buraya kadar tamam mı? Evet, dinliyor musunuz beni ya da duyabiliyor musunuz? Tamam hocam. Mesela C şıkkını yazalım buna ait.
Yani soruda denk geldi bazı şeyler. C şıkkı sorusu olsun. Denkleme ait, işte diferansiyel denklem nihayetinde ya da Laplace fark etmez. Denklemin kutupları hangi şıkta verilmiştir? Mi? Şıklar olsa. Kutupları nasıl buluyorduk bir denklemin? 3s kare artı 5s artı 2 eşittir 0 denklemine ait kökleri bulmam lazımdı. Kökleri kutupları verir. Elle de hesaplayabilirsiniz. Burası b kare eksi 4 ac'den deltasını bulursunuz. B kare kaç? Burası b kare 5'in karesi. Ya da önce formülü yazayım. B kare eksi 4 tane ac. Bu da 25 eksi 4 çarpı 3 çarpı 2. Burası kaç yapar? 4, 12, 24. Burası 1 mi yapıyor? Deltası 1 çıkıyor. X 1, 2 eşittir. Eksi b artı eksiden gelecek. Kök delta bölü 2a. X 1 eşittir. Eksi b kaçtı? Eksi 5. Delta'dan bir tanesi için eksi 1 gelsin. Bölü 2a. A'yı büyük yazdık. Küçük yazalım. 2a. Burası 2 çarpı 3 mü yapar? Eksi 6 bölü 6'dan eksi 1 yapar köklerden biri. Diğer kök içinde eksi 5 artı 1 gelir. Burası yine 2 çarpı 3 eşittir. Eksi 4 bölü 6 yapar. Bu da eksi 2 bölü 3. Yani kökler bunlarmış. Yani kutupları. Şıklarda eksi 1 ile eksi 2 bölü 3 olan şık doğru. Tamam, bir tane daha şık yazalım. Buraya kadar nasıl? Buraya kadar güzel hocam. Değil mi? Sorun yok. Şimdi şey yazabiliriz. Verilen sisteme ait işte D şıkkı olsun. Sisteme ait işaret akış diyagramını diferansiyel denkleme ait ya da Laplace'dan da çizersiniz. Diferansiyel denklemden de çiziliyor. Diferansiyel denkleme ait siyel denkleme ait İşaret akış diyagramı ya da durum diyagramı da deniyor. İşaret akış diyagramı Laplace diyagramı aslında. Durum diyagramı da diferansiyel denklemden. Durum diyagramı sadece şey değişiyor. Çiziniz ya da hangisidir şeklinde sorulabilir. Şimdi bizim diferansiyel denklemimizi şuradan kopyalayalım. Kopyalayabiliyor muyuz? Evet, T'yi kopyalamadı bu sefer de. Şunun hepsini alsa. Ctrl C şöyle yapsak. Ctrl V ile buraya yapıştırsak. Şimdi çözüm için şunu silelim. Şunları da silelim. Biz ne yapıyorduk? Bir tane giriş olacak. Giriş düğümü. O neyden yazabiliyorduk giriş düğümünü? Direkt RT'den yazıyoruz, değil mi? Şurası bizim RT. RT de yazabilirsiniz. RS de yazabilirsiniz. Ben hepsini kabul ederim. Ya da şıklarda
Hangisiyle verilmişse notasyon onu kullanırsınız. Sonra yazacak olduğumuz en yüksek dereceli diferansiyeli yazacağız, değil mi? Türevi yazacağız. Diferansiyel denklemin en yüksek dereceli olanını yazacağız. Ama burada bir hatamız var. Hatamız ne? En yüksek dereceli olanı eşittir şeklinde yazmamız gerekiyordu. Hatırlıyor musunuz bunu? Hatırladınız mı? Yani şuradaki 3 kat sayısını benim yok etmem lazım. Bütün sistemi 3'e bölsem. Bakın şöyle yapayım. Hemen 3'e böleyim burayı. Burası d kare y t bölü d t kare oldu. Ya da eşittir diyebilirsiniz. Eşittir. Eksi 5 bölü 3 d y t bölü d t artı, yok eksi yine burası. Eksi 2 bölü 3 yt artı rt. Değil mi? Bunlardan oluşuyor. Şimdi rt'nin geldiğini varsaydık biz. Rt sisteme geliyor. Ama neye geliyor? Şurada. İkinci derece yt'ye geliyor. Bakın yt'yi şöyle yapabilirsiniz. Şuraya rt yazayım. Küçük rt olarak yazdım. Burası ikinci derece yt, yani ikinci derece türevi alınmış. İki tane noktayla yazdım. Sonra bunun çıkışının arkadaşlar birinci derece yt'ye gitmesini istiyorum. Sonra bunun yt'ye gitmesini istiyorum kendisine. Sonra yt'yi tekrar çıkışa göndereceğim kendisiyle, ama onu bir sonraki hamlede yapayım. Şimdi RT ile YT arasındaki katsayı ilişkisi var mı? Doğrudan 1 ile gidiyor. O zaman şuraya 1 yazabilirim. 1 ile çarpılıp gidiyor. YT'nin bir tane S üzeri eksi 1 ile çarpılması lazım. İntegratörden geçer. Burası da integratörden geçer. Bunları ezbere biliyorum. Sonra hocam RT'de 2'ye bölünmüyor mu? RT'yi de 3'e bölüyoruz. Doğru söylüyorsun. 3'e bölüyor. Evet, ben yazarken bir gariplik var diye düşündüm ama o zaman şurası 1 bölü 3 oldu. Buraya kadar tamam mı? Bir saniye tamam arkadaşlar. Devam edelim. 1 bölü 3 ile geldi. Burası S üzeri eksi 1, S üzeri eksi 1. Şimdi YT'ye, yani ikinci türevine, birinci türevine ile geliyor. Evet. Görüyorsunuz orada. Söyleyin. 5 eksi 5 bölü 3 ama eksi. Eksi 5 bölü 3. Peki şey neyle geliyor? Birinci türev. Ya birinci türev diyorum. Kendisi. Evet, şu neyle geliyor? Eksi 2 bölü 3. Eksi 2 bölü 3. Güzel. Bunu da yazalım. Şurası YT. Türevi gibi oldu. YT. Burası eksi 2 bölü 3. Tamam. Şimdi buraya hem gelen hem giden var ya, bunun tam çıkış olabilmesi için şöyle kendisini kendisine gönderiyorum ki sonra hesaplamalarda problem olmasın. 1 ile gönderiyorum. Yani şu düğümle bu düğüm arasında eşitlik var. Ama hani çıkış düğümü için bir tanımlama yapmıştık ya, hatırlıyor musunuz? Çıkış düğümünde sadece gelenler olmalı. Ama bakın şurayı çıkış düğümü yapamıyorum. Çünkü buraya hem gelen var hem giden var.
Burası anlaşıldı sanıyorum, değil mi? Şimdi bunun mesela şöyle bir şey diyebiliriz. E şıkkı yazalım. Takip edebiliyorsunuz, değil mi? E şıkkında durum diyagramını kullanarak sistem kazancını hesaplayınız. Nasıl hesaplarız durum diyagramını kullanarak sistem kazancını? Öncelikle kaç tane ileri yol var, değil mi? İleri yolları yazmam lazım. İleri yol kaç tane var arkadaşlar? 3 tane hocam. Bir tane var. Yok, bir tane pardon. Aynen bir Bir tane. tane ileri yol var. Tamam, kaç tane çevrim var? Toplam çevrim sayısını söyleyin. 2. Çevrim bir, iki tane, evet. Aslında geri gelenlerden, yani en az geri gelen kadar olmak zorunda. Bir, iki. Bazen geri gelenler kombine edilerek daha fazla çevrim çıkıyor. İki tane var. Çevrimleri de yazabiliriz. Çevrim 1'i hemen söyleyin. S üzeri eksi 1 bölü, S üzeri pardon, eksi 1 çarpı eksi 5 bölü 3 düzenleyerek yazalım o zaman. Kat sayısı eksi 5 bölü 3. Eksi 5 bölü 3, S üzeri eksi 1, çevrim 2 eşittir. Eksi 2 bölü 3, S üzeri eksi 2, değil mi? Tamam, çevrimleri yazdım. Şimdi ileri yol bir tane ise benim formülüm neydi? Toplam formülünde, sembolünde k eşittir 1'den n'e, en ileri yoldu. Mk delta k bölü deltaydı. Mk bir tane ileri yol var, değil mi? M1 delta 1 0 geliyor. Kesişim yok, bölü delta. M1'i söyleyin şimdi. M1 eşittir ileri yol. 1 bölü 3 çarpı S üzeri eksi 1 çarpı S üzeri eksi 1 çarpı 1. Bu da eşittir S üzeri eksi 2 bölü 3. Bunu buldum. Delta 1 ne yapar? Bununla kesişmeyen bir çevrim var mı? Yok. O zaman delta 1 eşittir 1 eksi 0. 1 eksi 0'dan 1 yapar. Delta'yı yazalım. Delta eşittir 1 eksi tekli çevrimler, değil mi? Ç1 artı Ç2 artı ikili temassız var mı? İkili temassız Yok hocam. temassızların çarpımlarının toplamı. Temassız çarpımların toplamı, yazmıyorum zaten artık. Temassız çarpımlarının toplamıydı. İkilileri çarpa çarpa gidecektim. 1 eksi, o zaman Ç1'i yazıyorum. Artı olur. 5 bölü 3. 5 bölü 3. S üzeri eksi 1. Artı 2 bölü 3. S üzeri eksi 2. Çevrimden de deltaları yazdım. Şimdi formüle hepsini yerleştirirsem sonuç çıkıyor zaten. Yukarıda S kare S üzeri eksi 2 bölü 3 var bölü, burası 1 artı 5 bölü 3 S üzeri eksi 1 artı 2 bölü 3 S üzeri eksi 2. Bu benim sistem kazancımı verecek, M'yi. Tüm sistemi S üzeri kaçla çarpayım? S kare ile çarpayım. Olur mu? Yukarısı 1 bölü 3 olur. S kare ile çarptım. S kare ile çarptım. 1'e gitti. Burası S kare yapar. İlk terim artı
5 bölü 3 burası ne yapacak? S yapar artı 2 bölü 3 yapar. Yukarıdakiyle aynı çıktı. Bakın şununla aynı çıktı. Nerede? Şununla aynı. Şurada 1 bölü 3 çıkacak. S kare artı 5 bölü 3 artı 2 bölü 3. Aynısın. Evet, şimdi bir tane daha soru var. Zor olan bir soru. Şunu yazın diyelim. Bakın bir tane daha elimizde konu var. EF şıkkı. Biz onlara ne demiştik? Durum uzay matrisleri mi demiştik? Önceki haftanın ders notlarından. Denklemi gösteriniz. Durum uzay denklemini yazın. Tamam. Sisteme ait. Durum denklemlerini yazınız. Ve çıkış denklemini yazınız işte. Neyse tümünü yani. Peki bu neydi? Durum denklemleri. Şuydu değil mi? XT bizde şu anda XT değil bu da. XT'nin türevleri eşittir. AXT artı BUT. Bir de çıkış denklemleri vardı. YT eşittir. CXT artı DUT'den oluşan. Bunu hatırlıyorsunuz değil mi? Şimdi bizim elimizdeki transfer fonksiyonu belli. M eşittir ya da transfer fonksiyonu eşittir. Neydi bizim elimizdeki sistem? 1 bölü 3. 1 bölü 3 bölü S kare artı 5 bölü 3 S artı 2 bölü 3. Biz bunu nasıl yazabiliyorduk? Durum denklemlerine dönüştürürken. İkinci derecedense kontrol edilebilir kanonik formda yazabiliyorduk. Yani A katsayısını, yani oradaki A katsayısını şöyle yazabiliyoruz. Buraya bir tane birim matris yazıyoruz. İkinci derece olduğu için burası, ikinci derece olduğu için 2'ye 2 yazacağım. Burası 3 olsaydı, burası 3'e 3 bir matris çıkacaktı A matrisi. Şöyle yazalım. A matrisinin, A kare matrisinin boyutu yani 2 2 olacak. Şuraya bir tane birim matris yazıyorum. Birim matris bakın şurası oldu 1. Sonra buraya da arkadaşlar önce şuradakini eksili olarak eksi 2 bölü 3. Sonra şuradakini eksi 5 bölü 3 olarak yazıyorum. B matrisi arkadaşlar daima sütun matrisi olarak geliyor ve sıfıra 1 geliyor. Evet C matrisi de
C katsayısı ya da C katsayılar matrisi de bakın yukarıdaki S'in en düşük değerliklisi önce yazılıyor. S üzeri bu 0. S üzeri 0'ın katsayısı 1 bölü 3. S üzeri 1'in katsayısı 0. S üzeri 1 yok çünkü. D zaten 0 geliyor. D aslında şurası. Şurada artı artı D çarpı S gibi bir değer olsaydı burada yok. Doğal olarak 0 geliyor. Sabite bağlı bir şundan ayrı bir parametre olarak gelseydi D çarpı S gibi D 0 ki gelmemiş. O zaman benim elimdeki sisteme ait katsayılar bakın A, B, C ve D bu şekilde yazılabilir. Ben bunu da nasıl dönüştürebiliyordum? İşte isterseniz şöyle yazabilirsiniz. XT eşittir. Burada 0, 1, eksi 2 bölü 3, eksi 5 bölü 3. Şurası x1, x2. Durum değişkenleri x1, x2. Artı burası 0, 1, 0, 1. Burası UT. Bir de neyi yazacaktık? Çıkış denklemleri YT eşittir. C'nin katsayı C'nin içerisindeki katsayılar 1 bölü 3 0 XT artı 0 çarpı UT. Böylece bunları da yazabiliyorum. Buraya kadar var mı sorunuz? Evet, bir sessizlik hakim oldu. Yok hocam. Derin nefesler alınıyor. Şimdi sadece bir tane sorudan kaç sayfa çözdük? 3 sayfa çözdük şıklarıyla beraber. Eğer elimizde yani şöyle bir şey yazabiliriz. Bakın harflerle çözeyim. G verilen durum işte uzay denklemlerine ait durum diyagramını çiziniz olsa verilen durum uzay denklemini de kontrol edilebilir formda vereceğim. Edilebilir. Siz başka bir form öğrenmediniz. Birkaç tane daha form var. Kontrol edilebilir formda verilen durum uzay denklemlerine ait durum diyagramını çiziniz olsa. Şimdi bakın yukarıdaki denklemleri vermek yerine ben şöyle bir şey yazıyorum size. İçerisinde A, B gibi katsayılar olsun. Bakın XT türevinde değil mi? Şuradaki katsayılar şey göstermek zorunda. 0, 1. Burayı mesela eksi A0, eksi A1 şeklinde yazayım. Burası x1, x2. X1, x2 değil mi? XT. Artı şurası 0'a 1. Bu B katsayıları. UT. Bir de çıkışları olsun bunların. YT eşittir. Burada da B0'la B1 olsun. Burada yine x1 yani şuradaki xt dediği aslında x1 x2. Yani şuradaki xt onu da düzelteyim. Yani şuradaki gibi x1 x2.
x1t, x2t artı burası 0 tane ut olsun. 0 çarpı ut. Buna ait işaret akış diyagramlarını çizmek istesek. Bakın şöyle yapıyoruz. Yani şu verilse, doğrudan akış diyagramı istense. Hangisi isteniyor yani? Şunu çizmemizi istiyor bizden. Onu şöyle çiziyoruz. Bakın buraya bakarak birlikte bin duyabiliyorsunuz değil mi? Bir sorun yok. Girişimiz, evet, girişimiz UT olacak. Bakın şuraya bir tane UT çiziyorum. UT düğümünü oluşturdum. Sonra bu en yüksek dereceli nereye gidecek arkadaşlar? XT'ye gidecek. Bunu şöyle yapıp buraya diyebilirim ki işte XT ikinci dereceden değil mi? Bunu açacak olsam. XT'nin kendisine gidecek ve aşağıya doğru devam edecek. Ya da şöyle de çizebiliriz. Tamam, bakın böyle çizelim. Ben size sonra sebebini açıklayayım. Ya da şuradan bakayım, görebilecek miyiz? Notlarda var mı? Yani daha önceki haftalarda yazıyorduk ya, durum değişkenleri dönüşümünde bakın x1t'nin türevi x2'ye eşit. Yani ben buraya x1t diye yazabilirim. Bu sefer x2t'nin ikinci derece türevi, yani birinci derece türevi, bunun da ikinci derece türevine eşit olur. Yani şuraya ikinci dereceden xt yazabilirim. Bu doğal olarak şuna eşit olacak. Bakın. Evet, Ctrl Z. Şurada bir tane daha türevine gidecek. XT şöyle türevine gider. Sonra bu XT'ye gider. Sonra bu da tekrar çıkış olarak XT'ye gider. Burası anlaşılabiliyor mu? Şunu kenara çekeyim. Anlaşılabiliyor mu? Anlaşılamıyor mu? Anlaşılamıyor gibi sanki. Ya da siz tekrar ettiğinizde anlayacaksınız. Yani şunun arasındaki ilişki bir tane integratördür daima. Şurada da bir tane integratördür. Burada 1 ile gelir. Şimdi UT'nin, bakın UT'nin XT'ye gelişi arkadaşlar bir katsayısıyla geliyor. Şuradaki katsayısı neyse onu yazıyoruz. Burası 1 bölü 3 olsaydı 1 bölü 3. Burada 1 ile geliyor. Sonra bakın. Şimdi en yüksek dereceli XT'ye, ya da şunu açıp yazalım. Bakın şu denklemi şöyle yazabiliriz. O zaman daha belirgin olacak. Şurası x1 türevi t. Şurası x2 türevi t. Değil mi? Bu eşittir. Şurası 0. Burası 1. Burası eksi a0. Eksi a1. Burası x1. Şimdi daha belirgin olacak. X2 artı 0. Bir tane daha bir şey daha yazacağım size. UT. Burası YT eşittir. YT eşittir. B0.
B1 X1 X2 artı 0 UT. Şimdi şuraları düzeltelim tekrar. Bir de biz neyi biliyorduk? İki tane durum değişkeni arasında az önce göstermiştim ya ders notlarında. İki tane durum değişkeni arasındaki ilişkiyi nasıl yazabiliyorduk? Şöyle yazıyorduk ya durum değişkenleri dönüşümünde. dx1t bölü dt x2t'ye eşitti. Yani x1 ile x2 arasında şöyle bir ilişki var. Şimdi şurası herkes hemfikir herhalde. Burası UT yapacak. Bakın burası x2t'nin bir tane türevi yapar. x2'nin bir tane türevi ya da x1'in iki tane türevi. Şu düğüm ikisi de aynı anlama gelir. Yani x1'in türevi eşittir x2 ise x2'nin bir tane türevini alırsanız x2'nin iki tane türevine eşit olur. Evet, ben ezbere bilince böyle yazabiliyorum ama sizin kafanız karışıyor. Şuradaki ilişki anlaşıldı mı? Şu düğüm x2'nin bir tane türevi. Yani en yüksek dereceli türev şurasıdır değil mi? x2t. Çünkü şu ilişkiden dolayı. İki tane x1t'nin türevine eşittir. Bunu kabul ediyor musunuz şu durumu? En yüksek dereceli, bakın önce sabit sonra en yüksek dereceli türev yazılıyor. Ya da Laplace'daki hani şuradaki en yüksek dereceli işte işaret akış diyagramındaki en yüksek dereceli parametreyi yazmakla aynı. YT'nin ikinci türevini. Burada da en yüksek dereceli değişken türevi X2T'nin türevidir. Peki siz söyleyin bakın. X2T'ye yani şuradaki X2T'ye gelenler bakın X1 A0'la çarpılıp gelmiş. Değil mi? X2 de A1'le çarpılıp X2'ye gelmiş. Şimdi integratörde bakın X2T X2'nin bir tane türevini alırsam X1'in bir tane türevine giderim. Şuraya gider. Bunu bir tane türevini daha alırsam bu x1'e gider. Yani şu işlemleri geri gidersem. Şöyle geriye doğru gidersem bunlara gider. Ayrıca x1'in bir tane türevi x2'ye de eşit. Yani şu düğümün adı x2 de olabilir. Şunların yerlerini değiştireyim. Şurası yani ilk haline geri geldi. X1'in iki tane türevi. Burası X2'nin bir tane türevi. Bakın şu üstteki ile alttaki ifade aynı. Şuradaki dönüşümden dolayı durum değişkenleri dönüşümünü hani biliyoruz ya oradan dolayı. Şimdi bir tane türevini alınca X1'in bir tane türevine gider. Bir tane türevini alırsan X1'e gider. Yani şu yukarıdaki notasyon doğru isterseniz X2 ile de yazabilirsiniz. Ben şurayı açtım ki bir şey anlatmaya çalışacağım. Bakın x2'nin türevini x1 a0'la çarpılıp geliyor. Yani şurası x2'nin türevi değil mi? Şu nokta. x1 yani şuradaki durum -a0'la çarpılıp geliyor. x2 şurası -a1'le çarpılıp geliyor. Şurası bakın kırmızıyla burayı çizeyim isterseniz ya da maviyle x1'in yani x2 şurası
Buraya neyle çarpılıp geliyor? Eksi A1 ile. Burası anlaşıldı mı? Şu düğüm de burada aynı olsun şöyle. Şu yazdığımı şuraya kadar anladınız mı? Şu eksi A1'i anladınız mı? Evet hocam, ben anladım. Yani şurası bakın x2 t eşittir. Alttaki denklem bu. Eksi a0 çarpı x1 eksi a1 çarpı x2 artı bir tane ut. Altta matrisin alttaki denklemi. Yani x2'nin türevine, x2 düğümü şurasıydı. X2, yani şurası X2 düğümü geliyor. Eksi A1 ile çarpılıp buraya geliyor. X1 de A0 ile çarpılıp geliyor. Şurası A0 ile çarpılıp geliyor. Tamam, bu iki tane A0 ve A1 katsayılarını çözdüm. Bakın şurada X, üstteki denklemde XT eşittir. Değil mi? 1 ile çarpılıp gelen neyi var arkadaşlar? Kendisine eşit, yani x1'in türevi x2'ye eşit. Bakın şurayı hiç açmıyorum bile doğal olarak. Yani şunun içerisinde de bir tane eşitlik var. Onu doğrudan yazmış oldum. Bir de burada ne var arkadaşlar? Çıkış. X1'i çıkışa dönüştürüyorum. Buraya tekrar x1 yazarım, biter. Burası anlaşılıyor mu? İnşallah anlaşılıyordur. Burada nokta koyalım. Bence herkes yoruldu. Akşam dersinde devam edelim. Akşam saat kaçta yapacaksınız hocam? Kaçta yapalım dersi? Ne diyorsunuz? 8 iyi mi? İyi hocam. Tamam, ben 8'de yapılacak diye yazıyorum o zaman. Akış şeye, akşam oturumu 8'de gerçekleştirilecektir diye yazıyorum. Bunu da bugünkü notlarımızda ben paylaşayım. Gayet güzel, temiz, böyle İlişki kurarak bir anlatım yaptık. Şunu ortalayalım. Kaydedelim. Ben şimdi hemen bunu Classroom'dan size de göndereyim. Ctrl P ile yazdır. On dördüncü hafta. On dördüncü hafta ders bir olarak dursun bu. Hemen Classroom'a da atayım. Düzenle, ekle. On dördüncü hafta nerede? Kaydetmedi mi? Ya da yanlış yere mi kaydetti? Allah Allah. Yanlış bir şey mi yazdık? T
Tekrar kaydedelim. Ctrl P. Yazdır deyince nereye atıyor? Evet, yanlış bir yere atmış. Çok saçma olmuş. Bunu kes diyelim. Hemen arkadaşlar bunu da paylaşıyorum. Dersimizi sonlandırıyorum. Ders videonuzu da hemen takiben paylaşıyorum. Tamam mıdır? Tamamdır hocam. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Herkese iyi günler diliyorum. Akşam dersinde görüşmek üzere. Görüşürüz. İyi günler hocam. İyi günler.